Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Ya, siz nasılsınız? Bu kedicikler sizin yolunuzu gözlüyor sürekli. Böyle gözlüyorlar, evet. Siz gelince çıkıyorlar bunlar piyasaya. Siz yokken çıkmıyorlar. Evet. Siz nereden geliyorsunuz sürekli buraya? Yukarıdan Valide Çeşme'den getirip geliyorum ben. Bütün sokak hayvanlara bakıyor musunuz böyle? Besliyor musunuz? Evet, bakıyorum. 20 yıldır. 21 yıldır. 20 yıldır böyle sokak hayvanlarına aynen bakıyorsunuz. Sizi tanıyalım mı? Tabii. İsim ne sizin? Funda benim adım. Funda Hanım, 20 yıldır hayvanlara bakıyorsunuz. Evet. Kedilere, köpeklere bakıyorsunuz. Evet. Mutlu musunuz? Mutlu oluyor musunuz? Tabii. Başka mutlu olacak pek bir şey yok. Zorluk çıkarıyorlar mı size? Mesela sokakta yürürken şu an kısıtlama dönemi var. Yasak. Yok, hiç çıkarmıyorlar. Herkes biliyor. Hiçbir zorluk yaşamadım ben şimdiye kadar. Peki ne söylemek istersiniz? Herkesin daha duyarlı olmasını diliyorum. Herkes, özellikle bu pandemi döneminde o kadar aç kaldılar ki, çünkü bütün iş yerleri, kafeler kapandı. Bu garipler de bir lokma yemeye hasret kaldılar. Herkes evine çekilince dışarıda hiç canlı yokmuş gibi davranıyorlar. Emin olun kuşlar bile aç. Sonuçta insanların daha duyarlı olması gerektiğini, kendilerinden başka canlıların da yaşam hakkı olduğunu düşünmelerini istiyorum. Size zorluk çıkaran herhangi bir... Hayır, hiç yok. Bakın, ben yıllardır Beşiktaş'ta otururum. İlk zamanlar daha biraz, evet, insanlar bu kadar duyarlı değillerdi belki söyleyebileceğim. Ama bence şimdi herkes son derece... yardımcı olmaya gayret ediyor. Veya işte sizin gibi, bakın ne diyorsunuz, siz yokken biz sağdan soldan bir şeyler alıyoruz, vermeye çalışıyoruz diyorsunuz, öyle değil mi? Sonucunda bu bile belli bir duyarlılık, başka bir canlının yaşam hakkına bir saygı demektir. O yüzden pek çok insan böyle hissediyor, ama bence daha sadece hissetmenin yetmediğini de bilmek lazım. Sokağa çıkıp hiç olmazsa 3-5'ine bir şeyler verme gayretine girmek lazım. Veya belediyenin biraz daha buralara mesela hiç getirip bir şey vermiyorlar. Kimse hiç vermiyor. Hiç vermiyorlar. Belediye evet. Hiç vermiyor. Evet, yani. Ben görüyorum. Belediye de birçok sokak hayvanlarını toplayıp sürekli onlara bakım yapıyor. Ben gözlemliyorum belediyelerin yerlerini. Ama siz daha duyarlısınız. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin gibi insanlar çoğalır. Umarım. Tabii. Kedicikler... Bizim de dileğimiz o. Çok teşekkür ederim. Görüşleriniz rica ederim. Paylaşın. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Gelsin. Size de iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Bak nasıl yiyor benim kızım. Ay çok tatlı. Bu çok minicikti, bu yazık bu kadardı. Buraya geldin. Evet. Bitti burada, geziyordu buralarda. Nereden çıktı bilmiyorum. Hiç buranın kedisi değil ki bu aslında. Şurada var bir siyah beyaz. Evet. Anne. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Hadi kızım, hadi gidiyoruz. Kedileri çekelim. Koş, koş, koş. Beşiktaş'ın kedileri. Ben söyleyeceğim, sen git, geliyorum. Birileri bir şey getirip koymuş, bakın neyse ki. Yoksa burası kedi dolu olur normalde. Ay benim kızım, benim.
bak, ne tuttuk yerine.